Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Sizler için sınavda çıkabilecek muhtemel soru tiplerini hazırladım. Umarım iyi yaparsınız. Ee, sorular özene özene hazırlandı. Onu diyeyim ben değerli arkadaşlarım. İnşallah da 10 yaparsınız. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz şu şekilde. Yani özene özene dedim. Ben takdiri size bırakıyorum. Belki de beğenmezsiniz. Bakalım şimdi. Diyor ki ilk Türk İslam devletlerinde sultanın yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bakalım sultanın yetkilerini biliyor muyuz? Orduya komuta eder mi? Eder. Malazgirt Savaşı örneği, örneğini verebiliriz. Alparslan komuta etmişti değil mi? Kararların dine uygunluğunu belirlemek. Bunu bırakalım mı? Bırakalım. Savaş ve barış ile ilgili temel politikaları saptamak. Sultanın görevidir biliyorsunuz ki. Yüksek mahkemeye başkanlık etmek. Örnek verelim Gazneli hükümdarı e, Gazeli Mahmut divani mezalime başkanlık ediyordu. Doğrudur devleti yönetmek. Ama nasıl yönetmek? Adaletle yönetmek sevgili arkadaşlarım. O yüzden doğrudur. Sevgili arkadaşlarım 5 kına baktığımızda kararların dine uygunluğunu belirlemez sultan. Bunu yapan zaten din görevlisi vardır. O yüzden cevabımız 5 şıkkıdır. İkinci sorumuz. İktidar sistemi oldukça önemli bir sistem. Osmanlı'da ismi tımar sistemidir. O yüzden dikkat etmemiz gerekir. Lisansla tımar sisteminden soru gelmişti gelirse ön lisansta da iktidar sisteminden gelecek. O yüzden dikkat ediyoruz. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi Doğrudur bakalım. Selçuklularda iktidar topraklarının yönetiminden sorumlu komutanlar buradaki askerlerin amiri ve toprakların yöneticisi olmasına rağmen toprağın sahibi değillerdi. İktidar sisteminde topraklar devlete aittir. Amaç neydi? Amaç feodal yapılanmanın önüne geçmekti. Toprak mülkiyeti halka mı ait? Hayır halka ait değildir. İktidarların tamamı askerler tarafından işlenmez sevgili arkadaşlarım. Yanlış bilgi. İktidar toprakları mülk arazi statüsünde olmamıştır. Bırakalım mı? Bırakalım. Askeri ve idari yetkiler birbirinden ayrılmıştır. Böyle bir şeye varamıyoruz zaten. İktidar gelirleri doğrudan devlet hazinesine aktarılmaktadır. Yanlış bilgi. Çünkü oradaki gelirlerde asker ve memurların maaşları karşılanırdı. O yüzden bunu eledik. Cevabımız C şıkkıdır. Mülki değildir, ikta toprakları miri'dir. Önemli bir kişimiz var. Bununla ilgili ben bilgi vermiştim. Sonra hocam bununla ilgili hiçbir zaman bilgi vermediniz demeyin. Eminim ki yapacaksınızdır. Burada sözü edilen İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Ha, şimdi diyeceksiniz ki hocam bu muhtemel soru. Tarihte gelmesi bile güncel bilgilerde karşılaşabilirsiniz ekstra bilgidir bu değerli arkadaşlarım. Bakıyoruz. Aristo'dan sonra muallim sani yani ikinci öğretmen lakabıyla anılır. El Medine Tül fazlını adlı eseriyle İslam dünyasında siyasi felsefesinden ilk söz eden düşünür olmuştur. Felsefede, felsefede kavramları analitik ve sentetik olarak ikiye ayırmış. Bu konuda Leibniz ve Kant'a öncülük etmiştir. Müzikle de ilgilenmiş. Bu alanda yazdığı eserinde ut ve kanun gibi müzik aletlerinden ilk defa bahseden kişi olmuştur. Şimdi çoğu arkadaşım şunu görüp cevaba ulaşmıştır. Muallim sahne olarak bilinen önemli kişi Farabi'dir. İbni Haldun'un eseri hangisiydi? Mukaddime'ydi değil mi değerli arkadaşlarım? İbni Sina ne olarak bilinir? Abisen ne olarak bilinir? Kindi ilk İslam filozofu olarak bilinir. Harizmi sıfırı bulmuştu değil mi? Sıfırı kullanmıştı. O yüzden cevabımız Farabi'dir. Osmanlı tarihine bakalım biraz da. Şöyle ee, yarın denememiz gelecek bu arada. Pazartesi günü size söz vermiştim. Gelecek. Osmanlı Devleti aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde idare alandaki gevşek feodal örgütlenmeden vazgeçerek Anadolu'daki tüm beylikleri doğrudan merkeze bağırma politikasını benimsemiştir. Şimdi çoğu arkadaşım ilk Karesi oğullarını aldık deyip Orhan Bey demiştir. Canlı sevgili arkadaşlarım soruyu dikkatli okuyun. Anadolu'daki tüm beylikleri diyor. Birazdan ipucuyu vereceğim. Birinci Murat. Hüdavendigar Kosova Savaşı'nda şehit olmuştu biliyorsunuz ki savaş sırasında giderken. Yıldırım'ı bırakalım. Çelebi Mehmet ikinci kurucu olarak bilinir. Şeyh Bedrettin İsyanı bu dönemdeydi. İkinci Murat Menteşoğulları'na son vermişti. Ve bununla beraber ikinci Kosova Savaşı ile Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşmişti. Değerli arkadaşlarım şimdi Nibolu Savaşı'ndan sonra Beyazıt'a hangi unvan verildi? Sultanı İklim Rum değil mi? Bu unvanı aldıktan sonra Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni büyük ölçüde sağlamıştı. Kesin değil ha. Kesin olarak sağlayan mı Yavuz'dur? Cevabımız evet. C şıkkı. Devam edelim. Diğer bir sorumuz. Osmanlı Devleti'nde soru bizden ne istiyor? Yukarıda hakkında bilgi verilen ticaret mekanı aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nde ülkenin çeşitli yerlerinde şehire gelen aynı cins ürünler bir yerde toplanır. Ve buradaki devlet görevlileri tarafından esnaflara adil bir şekilde dağıtımı yapılırdı. Tek cins malın satıldığı yer sevgili arkadaşlarım Şöyle şunu yuvarlak içine alayım. Kapandır. Anlaştık mı? Han, çarşı, arasta İslam ülkelerinin ortaklaşa şey yaptığı ticaret yeri, imaret, imarethane, kervansaray ticari ve askeri yapıdır sevgili arkadaşlarım. Cevabımız kapan. Dikkat ediyoruz. Aynı cins kapandır. Diğer sorumuz padişah bakalım. Padişahlarda padişahlar, padişahlarla ilgili bir paylaşımım var. Ona mutlaka göz atın. Oradaki bilgiler işinize oldukça yarayacaktır. Burada sözü edilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. 1703'te Osmanlı devletinin başına geçmiş, lale devri boyunca padişahlık yapmıştır. Avrupa'daki gelişmeleri inceleme fırsatı bulmuş ve matbaanın Osmanlı devletine gelmesi için çok çaba sarf etmiştir. 27 yıl gibi uzun bir süre tahta kalmış ve patron Halil sonunda 1730 tarihinde tahttan çekilmiştir. Genç Osman Yeniçeriler tarafından öldürüldü biliyorsunuz ki sevgili arkadaşlarım. Yani patron Halil isyanıyla tahttan indirilmedi ki zaten Genç Osman 17. yüzyıl padişahıdır. 4. Murat Bağdat Fatih olarak bilinir 17. yüzyıl padişahı 18. yüzyıl padişahını bizden istiyor. 4. Mehmet Avcı lakabı 4. Mehmet küçük yaşta olduğu için devleti e, sadrazamlar yönetmiştir. Tarhuncu ve Köprülüler. 1. Mahmud sevgili arkadaşlarım patron hali isyanı sonucu tahta gelen padişahtır. Bırakan değildir. Bırakan 3. Ahmet'tir. Buradaki cevabımız 3. Ahmet Lale Devri padişahı 3. Ahmet. Sorumuz şu şekilde. Yukarıda bırakılan boşluğu aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir? Bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nde Müslümanların yaşadığı mahallelerde adı verilen çok amaçlı yapıların oluşturulmasına önem veriliyordu. Çok amaçlı yapı. Zaviye ve tekke Tarikatların toplandığı yer bedesten, mücevher, değerli mücevherler, kumaşlar burada satılırdı. Kervansaray ticari ve askeri yapıydı. Buradaki cevabımız külliyedir sevgili arkadaşlarım. Çok amaçlı yapı olarak bilinir. Caminin yanında medrese, sivil gibi şeyler. Dikkat etmeniz gereken soru. Tamamını göstereceğim şimdi size. Şöyle. Dikkat ediyoruz değerli arkadaşlarım. Dikkat edelim. Yukarıda sözü edilen yardım kuruluşları aşağıdakilerin aksine doğru olarak verilmiştir. İlk öncele baktığımızda 1892 yılında padişah II. Abdülhamid dilencileri ve düşkünleri sokaklardan kurtarıp barınmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş zamanla kimsesiz, yetim ve engellileri himaye eden bir yardım kurumuna dönüşmüştür. Düşkünleri ve olarak bilinir. Ne olacaktır bu? Danüllez olacaktır tabii ki. II. Abdülhamid İkinci öncüle baktığımızda Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nda kimsesiz kalan çocukları barındırmak ve meslek sahibi yapmak amacıyla bir vakıf kurumu olarak inşa edilmiş. Daha sonra 1917'de devlet tarafından yönetilen bir yetimhaneye dönüştürülmüştür. 1917 dediğine göre Padişah 5. Mehmet Reşat'tır. Buradaki cevap da Darül Eytam olacaktır. Bakalım şıklarımıza şimdi. Darül Eytam ilk öncül olamaz, ikinci öncüldür. Darülfünün üniversite, üniversite, tiyatro tiyatro çocuklar için açıldı. Abdülaziz. Abdülaziz değil. Darüle ceze ve darüle itam. Cevabımız eşkı. Diğer sorumuz yakınlaştıralım biraz. Diyor ki Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi işgallere hukuki dayanak oluşturmak amacını taşımaktadır? Bu soruyu niye hazırladım? Konuları, bilgileri tazeleyin diye. Burada neyi arayacağız? Yedinci maddeyi arayacağız. Biliyorsunuz ki Mondros'un 7. ve 24. maddesi çok ama çok önemlidir. 7. madde diyor ki: Güvenliğimizi tehdit eden herhangi bir durum olursa biz orayı işgal edeceğiz. Buradaki amaç hukuki zemin oluşturmaktır. 24. madde ne diyor? Eğer vilayeti Sitte'de yani 6 ilde herhangi bir karışıklık çıkarsa orası işgal edilecek. Yani Ermenilerin önünü açıyorlar. Bakalım şıklar, şıklar arasında 7. madde varmış şimdi. Osmanlı ordusu terhis edilecek. Amaç ne? Savunmasız bırakma gitti. İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri an, Gördükleri anda istedikleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek. Bakın dikkat ediniz mi? Yer ismi belirtilmemiş. Tepki çekmemek için. Ulaşım ve iletişim araçlarına el konulacak. Liman ve tersanelerin denetimi itiraf devletlerine bırakılacak. Zaten ortak amaç belli. Osmanlı bu antlaşmayla fiilen sona eriyor sevgili arkadaşlarım. Savunmasız bırakmak, direnişi engellemek, Osmanlı Devleti'nin elindeki itira devletleri esirleri serbest bırakılacak. Tamam. Buradaki cevabımız 7. madde sevgili arkadaşlarım. 7. madde denilince aklınıza hukuki dayanak gelsin. Unutmuyoruz. Sorularımız bu şekildeydi. İnşallah 10'da 10 yapmışsınızdır. Beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.